Walkman 40 yaşında Nöent abi. Evet Sony'nin hani Walkman aslında tabii Sony'nin bir hmm, ürünü. Hani tabii. bir genel olarak bir öyle bir cihaz değil ama zamanla bütün mini taşınabilir cihazların adı Walkman oldu. 40 yaşında iyi ki var benim de hayatım Walkman'le geçti. Sony değildi tabii ilk elime geçen o turuncu süngerli kulaklık vardır ucuz. Hmm. Walkman benim ama o bir hani bulunmaz bir nimetti. İnanılmaz bir şeydi. Evde teyp falan var der zaman ama o salonda açıyorsun bütün aile dinliyor. E kardeşim hani benim ben kendim dinlemek istiyorum. O e, kişisel dinleyebilme olayı ses kalitesi mesk kalitesi kimsenin umurunda tabii, değil tabii. o zaman. O olay müthiş bir devrimdi. Çok kullandım. Hani o işte hediye gelen turuncu süngerliği eskittim. Sonra bir tane noname yine öyle bir şey ona denk bir şey aldım onu biraz kullandım o pek tat vermedi. Sonra bir tane işte üniversiteyle birlikte Sony bir cihaz Tahtakale'den bir yerdeki tezgah. O zamanlar en büyük seçim de şey Sony mi Ayva mı? Bir evet. de Ayva var. O da kötü değil. Diyeceğim. O da denk. Hangisini alacaksın? Sony bir cihaz alabilmiştim yıllarca hala duruyor içeride çekmecelerden birinde. Anasını ağlatana kadar kullandım. Ama onun sayesinde müthiş bir kültür elde ettim. Yani öyle ki işte üniversitenin ilk zamanları falan. E, tabii şimdi dinleyenlerin bir kısmı hiçbir zaman bunu anlamayacak. Çünkü hani yok o zamanlar başka bir müzik dinleme olan mp 3 bilmem ne yok. Kasetten dinliyorsun. Çantamda bilmem kaç tane kasetle geziyordum zaten. E, şarj olabilir pil. Çünkü pilden Anan ağlıyor, şey piller, neydi, nikel, nikel kamyon, kan şimdiki metal hibritler hmm. gibi değil, gittikçe düşer kapasitesi falan. Onun şarj cihazı bilmem ne. Ya bazen hani erken yatıyordum sırf müzik dinlemek için yatakta kulaklıkla herkes seni yattı zannedse de ben Burzum'un bilmem ne albümünü dinliyordum. Şey de yok. Müzikte böyle şimdi çıkıp böyle Spotify'a gireyim filanca grubun külliyatına erişeyim öyle bir şey de yok. Kasetler var kasetleri çekiyorsun. Çünkü hani bir de mesela benim merak ettiğim şeylerin çoğu çarşıda satılmıyor zaten. Arkadaşından çekiyorsun ya da Bakırköy'de mesela tren istasyonunun orada bir Hakan abimiz vardı. Rahmetli oldu yakın zamanda Allah rahmet eylesin. Plaktan falan çekerdi o. Oradan alırsın. Çünkü dediğim gibi nereden şimdi sen Batory'nin bilmem ne albümünü nereden bulacaksın kasetçide? Ama büyük bir keyifti. Yani onun ben müzik dinlemek için Walkman'dan yolumu uzatıyordum bazen. Eve hani yakın yoldan gideceğimi uzak yoldan gidiyordum. Şu Doğru. şarkıyı da dinleyeyim. Çünkü orada bir de şey var. Ş şimdiki gibi kaset dinliyorsun sırayla çalıyor şarkılar. Öyle şimdiki gibi skip bilmem ne next song öyle bir şey yok. İleri geri sararsan pilin biter. Tabii. O yüzden bütün albümü dinlemek diye bir şey vardı. Arada çok sevmediğin şarkılar da vardır. Onları da dinlersin. O güzel bir şeydi. Kaseti bazen işte o ileri geri sarmak pili çok bitirdiği için kalemle sararsın. Onu da yaptık. Hı hı. Ee, elde sararsın. Çünkü çok... Şimdi şey Walkman'ler vardı. Şarkılar arasında geçebilen falan. Ama dediğim gibi pil o kadar gitmiyor Doğru. Koruman lazım. Şeyler tek pille çalışan falan öyle bir neredeyse kaset kutusu kadar ultra teknoloji Walkman'ler vardı. Ben, ben de yoktu öyle bir şey. Ben de şuna benzer bir şey vardı. Hı. bunun megabas şeylisi. Hani şöyle Şurada. bunlarda megabas sadece on-off. Hı hı. Benimkinde mesela basit equalizer gibi evet, bir şey vardı. İşe de. yarıyor mu o da meçhul ama meçhul ama. E, İyi ki var, kullandık Öyle. yani. Bu benimki bu arada. Hani bunda burada saklıyormuşum. E i̇şte ben getirmeyi akıl edemedim. Evde duruyor. Ee, bu bunu da ben işte senin gibi sonuyla başlamadım ben de. Yani normal standart evet. bir şeydi. Ortaokuldan önce almışızdır bunu. Yani hediye, hediye ben almadım tabii. tabii. Ben yani küçüğüm o zamanlar. O zaman bir tek bununla da bitirdim ben walkman dönemimi. Hani başka da bir şey almadım. Şimdi tabii şey olmuyor. Bunların içindeki lastik çürüyor. Evet. Şu an o yüzden çalışmıyor ama normal onu tamir etsem çalışır yine bu. Şu klips mutlaka kırılır. Şu evet. hesapta kemere şeyi asacaksın evet. da. Onun için. Bu Zaten hani assan da tabii bir oturup Olmuyor kalkarken abi. falan gerileceği için kırılır. Ben çıkartmıştım. Hmm. <laughs> Çünkü kırılacağı kesin. Pil kapağı genelde gider. Tabii. Çünkü bunu işte otobüste falan aceleyle biraz da hoyrat belki kullanırsın. Ama hani bulunmaz bir şeydir. Dediğim gibi hani Ayva vardı bunun rakibi. Biraz daha sanki teknolojisi yüksek gibi cihazlardı ama aslında hemen hemen aynı şeydi. Onlar daha bir ufak falan genelde cihazlardı. Bunda megabas yok. Bunda yok ya. Bunda başka şeyler var. Normalde işte bir de megabas olur. Bası arttırdığı Hı -hı. iddia edilen öyle diyeceğim. Çünkü hani <laughs> pek bir test etme şansın yok. Kaset dinliyorsun Şuna zaten. Şuna ne diyorsun? Bak şurada bir şu zannedersin Kasetin türü için miydi bu neydi? Evet evet işte metal bilmem e. ne e, hiçbir zaman tam çözemediğimiz evet. onun şeyi var. Stereo Mecmuası diye bir site var. Hı. Orada e, çok bu konunun uzmanı arkadaşlar yazılar yazıyor. Orada bir yazıda o kaset türlerinin falan açıklaması var. He. <laughs> Stereo Mecmuası sitenin adı. Oradan Süper. bulun. Bakalım. Kasetler diye alın. yanılmıyorsam Hakan Cezael bizim arkadaşımız herhalde o kaleme almıştır ama Hani o değilse de yazan arkadaşa ayıp olmasın. O demir, bilmem ne krom, o onların açıklaması var orada. Yani hayatımız geçti kasetlerle, öyle öyle. o çekim kasetler, orijinal kasetler, bilmem ne. Bir kültürdü, bir büyük bir olaydı. Radyodan kaydedersin radyo. icabında. Kent FM diye bir radyo vardı, hala var hmm. mı bilmiyorum. Oradan bir şeyler kaydedersin falan. Bir kaset dünyası yaşadık. Biz tabii kasetleri bilgisayarda kullanıyorduk aslında. Müziği sonradan keşfettik. Doğru. Ee, biz aslında oyun çekiyorduk kasetlere. Hı -hı. Sonra bir müzik zevki oluştu. Ama Walkman inanılmaz bir icat. Şimdi o zamana kadar şey var o zamanlar pilli portatif teyp var evet. ama kulaklıklı değil. Büyük. Şöyle yassı şeyler olur. Hı -hı. Mas şöyle kaseti koyup kapa tabii, tabii. kapatırsın. Hani onu dinledin mi işte bütün aile dinler. E belki hani onların hoşlanmayacağı bir şey dinlemek istiyorsun. Herkese ilan etmek istemiyorsun. Seyahatte, Walkman'ın özelliği seyahat. Hani kulaklıkla, yolculukta bir şey dinlemek. E, o teyipler hani hem taşınabilir ama taşınabilir. Şu Walkman'ın 5 katı falan tabii, tabii, hacmi, tabii. büyüklüğü. Hani hesap tamam fiziksel olarak taşınabiliyor o anlamı karşılıyor ama uygulamada onunla gezmezsin. Gezemezsin. Bu bir devrim ufacık bir cihaz kulaklıkla dinliyorsun senden başka kimse duymuyor. Harika bir şey. Öyle. İki tane kalem pille çalışıyor. Bir hani nasıl bir devrimdi bugün böyle bir şey yani bir şeye benzetemiyorum. Hmm, öyle. Benzetemiyorum. Sony de işte bunu başlattı. Tabi herkes kendi Walkman'ını üretti bir sene sonra. Sony 79 muydu? 79 evet. çıkarttı. Bir sene sonra her firmanın Walkman'ı var. Ondan sonra da işte hala geldi. Bugün Walkman hala var. Sony hani MP3 player'ı Sony Walkman markasıyla satıyor. Uygulaması var. Uygulaması Walkman diye geçiyor. Öyle ama artık kaset sat çalanıyor MP3 çalanı var. Bir de Diskman var. var. O portatif CD, CD çalar. Ee, şey ona da Volk tabii ki dendi ona da. Hmm. Ama de onun adı şeydi öyle yazıyordu. Yani Çok evet. büyük icat. Hayatımızı bu kadar etkilemiş. Yani bir akıllı telefondur belki. Bu kadar etkilemiş bir şey yok. Evet. Şeyi var. Türkiye'de biz görmedik. Meraklılar YouTube'da bulur. Mesela çift kasetli Walkman var. İki yüzü de şimdi bunun bu tarafı böyle hmm. ya mekanizması. Burası da açılıyor. İki kasetlisi var. Kayıt edeni var. Bunlar hep player'den Yani Tabii. dinlerdik. Kayıt edeni var Doğru. falan. Çok ilginç cihazlar var. İnanılmaz ufaklar var. Tabii kasetten ufak olamıyor. Ama kaset kadar olanı var hakikaten. Müthiş cihazlar var bir ara bunun üzerine çalışmış bütün sektör lokomotif evet. olmuş Evet